Düz İşin'de Fatma Naz için Donör Ol Umut Ol kampanyasında 150'ye yakın kan bağışı, 300'e yakın kök hücre bağışı yapıldı. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Haftaya Düz İş Meslek Yüksekokulu'nda tekrardan Kızılay ekibi gelecek. Günü şu an belli değil. Belediyeden ve bizden öğrenebilirsiniz. Tanınıyor. Güzel ödeksin inşallah. Tamam mı? Aferin. Kaça gidiyorsun? Gideyim mi? Baba. Aramadım. Evet. İnşallah en kısa sürede daha iyi olacaksın. Tamam mı? Aferin. Fatma'yla aynı cinsel biri daha çıkmadı şu ana kadar. Biz bunun için ne kadar çok kişiye ulaşırsak çeşitliliği o kadar arttırıyoruz. Tabii sadece Fatma için değil, tüm ülkemizde kök hücre nakli bekleyen tüm çocuklar, tüm hastalar için şu anda bu bağışları biz kabul ediyoruz. Kök hücreyi kandan mı alıyorsunuz? Kandan alıyoruz. Kandan alıyoruz. Yani gerekli kan taramaları yapılıyor. Adana'da yüreğir baş noktası. Bizim bölgemizde eşleşme olursa burada yapılıyor. Sağlık taramaları gerçekleştikten sonra bir sıkıntı olmaz ise yine kan yoluyla hastane ortamında kök hücreler tek tek filtreleniyor, süzülüyor. Operasyon yöntem deniyorum. Bu yöntemle biz topladıktan sonra hastane neredeyse gönderip orada makin gerçekleşiyor. Yani tedavi gördüğü hastane. Nadiren de olsa 1 yaş altı bebekten direkt kemik iliğinden de alınması gerekebiliyor. Onda da 1-2 saat bir narkoz alımında küçük bir kesikle alınıyor, toplanıyor ve hasta yine neredeyse oraya gönderiliyor. O gün için müşahede altında kalıyor. Sıkıntımız yok. İşte biraz vatandaşımız var. Heyecanlı, sabırsız, onun güzelliği var. İlgiden memnunuz yani. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Babam diyor ki acaba diyor hani Kızılay diyor biraz elinden geleni yaparsa bizim için. Yani... Yapıyoruz efendim, yapıyoruz. Zaten şu anda biliyorsunuz bir askeri harekat var. Bununla da alakalı bize buradan teklif geldi. Biz bunun için tekrar kan bağışını bulmak istiyoruz. Bu tarihten sonraki bir tarihte. Burada da gelip destek verecekler. Kendi bünyelerinde de sanırım sizinle de iletişime geçeceklerini söylediler zaten. Sizinle olur kanka. Elimizden geldiğince biz burada sadece burada değil, sadece burada değil şu anda. Mesela geçen hafta Karataş'ta, Yumurtalık'ta, Ceyhan'da özellikle kök hücre için çok fazla bağışta bulunan oldu sağ olsun vatandaşlarımız. Biz bunu her gün rutinimizde zaten yapıyoruz. Ara ara böyle tabii çocuklar ön planda olunca kişiler daha çok duyuyor sosyal medyada ve gelip bağışta bulunuyorlar. Bakalım inşallah hayırlı olur inşallah. Teşekkür ederiz. Öncelikle kızımız için tabii diğer vatandaşlarımız için de. İnşallah tabii. İnşallah gelin ve yerimiz olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Mücadele demek.